Arkadaşlar merhabalar. TYT geometri full tekrar kampında 7. gün 1. videodayız. Ne yapıyoruz? Çokgenlere şöyle bir giriş yapıyoruz. Evet, bu 1. videoda. Çokgenleri şöyle bir kısa bir tekrarını yapacağız. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 54, 55, 56, 57 ve 58'i işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çokgenler. Evet, çokgen de A B C D E F bilmem ne Kaç kense artık bilmiyoruz. Önce bir şunu tanımlayalım. Şuradaki açıya biz iç açı diyoruz. Şuradaki açı. Şuradaki açı. Bak, dış açısı burası değil. Dikkat et. Dış açı hangi çokgen olursa olsun en küçük çokgende üçgen ya üçgende de 180'e tamamlayan açısıydı dış açısı. Burada da öyle. Bu açının bak, iç açıya burası 180'e tamamlayanı dış açı olarak kabul edilir. Burası da dış açı yapıyor şuradaki açı. Sonra e, şu köşegen olarak adlandırılıyor. Tabi bu da bir köşegendir. Şu da bir köşegendir. falan. E, sonra bu sözel sorular için bir formüllerimiz var. O formüller için de tavsiyem şudur. Bir dörtgen çiz bir de beşgen çiz mutlaka o formülleri kendin bulabilirsin. Mesela bir köşesinden kaç tane köşegen çizilir? Dörtgende bir tane çizebiliyorsun. Beşgende iki tane çizebiliyorsun. O zaman altıgende üç, yedigende dört. Kenar sayısının hep kaç eksi? Dörtgende bir tane ya üç eksi. O zaman en eksi üç tane köşegen çizilir. Yorumunu kendin bulabilirsin bence. Bir köşesinden çizilen köşegenler ile kaç tane üçgen oluşur? Bir köşeden çizilen köşegen ile 1, 2 tane üçgen oluştu dörtgende. Beşgende 1, 2, 3 tane oluştu. Altıgende 4, yedigende 5. Kenar sayısının kaç eksi oluyor? 2 eksi oluyor. N 2 tane oldu. Köşegen sayısı N çarpı N eksi 3 bölü 2'ye eşittir. Evet tüm köşegenlerin sayısı da N çarpı N eksi 3 bölü 2'ye eşit. Bunu da ben konu anlatımında nasıl aklınızda tutacağını söylemiştim ama e, farz et zannedersem böyle sınavda köşegen sayısında formülü verirler diye tahmin ediyorum ama ne olur ne olmaz diye bu köşegen sayısını bilelim. E, ee, i̇ç açıları ölçüleri toplamı da arkadaşlar üçgen sayısına göre alacaksınız. Mesela dörtgende iki tane üçgen var ya iki çarpı 180, beşgende üç tane üçgen var 3 üç çarpı 180. Ee, o zaman burada en kenarlı da üçgen sayısı n eksi 2 değil miydi? O zaman n eksi 2 çarpı farklı bir kalemle yazayım. n eksi 2 çarpı 180 de bize iç açıları ölçüleri toplamını verir. Ama biz her zaman yani daha doğrusu genelde ne yapıyoruz? Dış açılardan gidiyoruz. Çünkü dış açılar her zaman sabit. Dış açıları üçgende neydi? Dış açıları üçgende toplamı 360. Dörtgende de beşgende de altıgende de, de öyle. O yüzden dış açıları bilip onun üzerinden gitmek daha mantıklı oluyor. Yani mesela sekizgende dış açılardan gitmek daha mantıklı. 8 2 çarpı 180le kim uğraşacak? Hocam iç açılar verilmiş. E dış açılarını bulup ona göre de yorum yapabiliriz. E tabi bazı zorlarda e, dış açıdan gitmek daha zor oluyor. Orada da iç açıdan da gidebilirsiniz. Ama genelde ÖSYM ne yapıyor? İç açılar ölçüleri formülünü n-2 çarpı 180 olduğunu da söylüyor arkadaşlar. Ama biz işimizi garantiye alalım. Bunları da bilelim. Ya da yorum yapıp çıkartmasını da bilelim. Tamam. Evet. Şöyle bir yıldız mıldız olduğunda da arkadaşlar. Ya buralara çok fazla girmeyin. Kendimiz de çıkartabiliriz aslında buraya. E nasıl mesela? Şuradaki üçgenlerden girebiliriz. Mesela şuradaki üçgende iki tane iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Burası ne yaptı? A artı D yaptı. Sonra şu üçgene bakacak olursanız da şu üçgene bakacak olursanız da bu üçgende de ne oluyor? E artı C de neye eşit oluyor arkadaşlar? Şuraya eşit oluyor. Burası da E artı C oluyor. Bak hepsinin toplamı burada olmuş oldu. Üçgen içinde oldu. Demek ki ne oldu? 180 derece oldu. Ha ben buradan şu sonucu çıkartıyorum. Böyle yıldızdaki iç açıların ölçüde toplamı da 180 derece diyebilirmişiz. Ama bunu şeyden de çıkartabiliyoruz açı, iki iç açı bir dış açıdan da çıkartabiliyoruz. Sonra gelelim düzgün çokgenlere. Evet bir dış açısının ölçüsü arkadaşlar normalde dış açıların ölçüleri toplamı yani bütün dış açıları birbirine eşittir. Dış açıları burada da alfa burada da alfa burada da alfa değil mi? E, en tane alfa var en küseli bir alfaysa. Yani ben buradan ne çıkartıyorum? En tane alfa eşittir dış açıları ölçüleri toplamı. En tane alfanın toplamı 360 eşit olacak. Yani en çarpı alfa 360 eşitse o zaman bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n'e eşit oluyor. Evet bunu kesinlikle ama kesinlikle biliyoruz gençler. Önemli. Ama sınavda verebilirler mi? Verebilirler. Hatta buradan n'i de yalnız bırakabilirsiniz. Kenar sayısı da 360 bölü dış açı şeklinde de bulunabiliyor. Peki iç açısı. Ee, buraya da beta, beta, beta diyecek olursak n tane beta var. N tane betanın toplamı da e, n-2 çarpı 180 eşit değil mi? Evet. e Buradan da beta da n'e eşit oluyor. n-2 çarpı 180 bölü n'e eşit oluyor. Evet bir iç açısının ölçüsü de bu. Bilelim ya da nasıl çıkarıldığını bilelim. Bunlar bizim için önemli. Son zamanlarda baktığımız zaman aslında buradaki formüllerin hepsini ÖSYM bize sınavda veriyor. Evet TET de veriyor. Ama ya AYT'de çıkarsa AYT'de vermek zorunda da değil. Haberiniz olsun. Geldik. Evet ÖSYM böyle büyük çokgenlerde böyle 10 gen, 12 gen, ya da 20 genlerde kullandığı güzel bir tekniğe, güzel bir yönteme. Şu ikisi gerçekten önemli. Bu önceleri böyle çok fazla düşünülmüyordu, kullanılmıyordu ama son 2021 sınavından sonra artık bu da kullanılıyor. Dikkat et. Düzgün çokgenlerde eşit uzunlukta veya eşit sayıda kirişleri gören çevre açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bunun mantığı nereden geliyor? Çemberlerin etrafına daha doğrusu çok genlerin etrafına bir çember çizilebildiği için çevre açı mantığını kullanabiliyoruz. Şimdi burada çizildi ya bu eşit kirişler. Eşit kirişlerin ayırtlığı yaylar birbirine eşit ya. Şimdi burada bak şimdi şunu düşünelim. Ben şuraya bir alfa diyecek olursam sadece buraya alfa dedim. Bak şimdi alfaysa gördüğü yay 2 alfa. E, kirişlerin ayırtları yaylar birbirine eşit. Bunlar da 2 alfa deyince ne oldu burada? Bak burası da 2 alfa. 2 alfayı gören burası da alfa oldu. Şurası 4 alfayı gören 2 alfa oldu. 4 alfayı gören 2 alfa oldu. Bak gördün mü? Yani gördüğü kiriş sayısıyla doğru orantılı. bir kenarı gören alfaysa 2 kenarı gören 2 alfa. 3 kenarı gören 3 alfa. Böyle devam edebiliriz buna. Bu önemli bir bilgi. Böyle büyük çok yerlerde bunu kullanıyoruz. Hatta bak şuraya bak şimdi. Şuradaki hocam 1 2 3 4 taneyi görüyor. 4 alfa deme sakın. Gördüğü kenar sayısı kadar bakacaksın. 1 2 3 kenarı yürüyor. O yüzden burası 3 alfadır. Mesela burası 1 2 3 4 kenarı yürüyor. 4 alfadır. Mesela burası 1 2 3 4 5 kenarı görüyor. 5 alfa diye bu şekilde bir söylem yapabiliriz. Ya çoğu şeylerde ben bunu kullanıyorum. Hatta Şöyle dış açıya da bakalım. Şurası dış açı ya. Dış açı bak iki iç açının toplam bir dış açı. Burası da iki alfa mı yaptı? Hatta bir kenarı gören açı alfaysa ise iki kenarı gören iki alfa, üç kenarı gören üç alfa ya. Dış açı da aynı zamanda neye eşit? İki kenarı gören açıya eşit. Bunu da bilmeni tavsiye ediyorum. Sonraki düzgün çokgenlerde aynı sayıda köşeleri birleştiren köşegenlerin uzunlukları ya da şöyle söyleyelim. Eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşittir. Niye? Çember çizilebiliyor ya bunun etrafına. Çember çizilebildiği için şöyle bir çemberi çizdiğimiz zaman ne oluyordu bu? Buradaki kirişlerin yayların hepsi birbirine eşit ya. Hocam bu yay, bu yay, bu yay eşit. Mesela burası 3 tane yuvarlığa ayırdı. E hocam burası da 3 tane yuvarlığa ayırdı. E yaylar eşitse bu kirişler de eşittir. Yani eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşittir. Yani A, E, G, D ve A, D bakacak olursan bunlar 3'er kenara ayırıyor. Bunlar eşittir. Ya da şunlara bak şu iki kenar ayırıyor ya da bu iki kenar ayırıyor. Bunlar da birbirine eşittir. Hele hele böyle alakası yerlerde eşitlik varsa bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik varsa diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Ama kaç kenar ayırdığını da dikkat edeceğiz. Bu ona göre. Üç kenar ayıran köşegenle başka bir yerde eşit verilmişse diğer üç kenar ayıran köşegeni de biz çizeceğiz. Tamam. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet düzgün çokgenlerde kenar sayısı çift ise karşılıklı kenarlar paraleldir. Bu bütün çiftgenlerde bakın Düzgün dörtgen. Bu nedir? Karedir. Karşılıklı kenarlar paralel. Düzgün altıgen. Karşılıklı kenarlar paralel. Düzgün sekizgen. Düzgün ongen. Bunlar da hep karşılıklı kenarlar paraleldir. Bu şekilde düzgün çiftgenler karşımıza geldiği zaman özellikle altıgen sorularında çok karşılaşırız. Karşılıklı kenarların paralel olması yani bizim sorularda temel orantı ya da kelebek kullanmamıza da sebep oluyor. Mesela şöyle bir şey çizildiği zaman bak şöyle bir şey çizildi. Atıyorum burası. K burası 2K verildi. Burası da 3K. Dikkat et. Şurada ne oluştu? Bir kelebek. Kelebekteki oran 3'e 1. Buradaki oranlamaları da 3'e 1 şeklinde yazabilirsiniz dostlar. Bu önemli bir bilgi. Tamam? Ve şunu da söyleyeyim. Madem öyle, karşılıklı iki köşeyi birleştiren iki köşegen açıortaydır. Karşılıklı iki köşe mesela bu ve bu. Bu aynı zamanda simetri eksenidir. En uzun köşegen simetri eksenidir. Mesela bu da en uzun köşegendir. Bu da simetri eksenidir. Bu da en uzun köşegen bu da simetri eksenidir. Simetri eksenlerinin kesim noktası da çokgenin merkezini veriyor bize. Bunu da unutma. Düzgün çokgenlerde kenar sayısı tekse eşkenar üçgeni düşünebilirsin. Bir köşeden karşı kenara çizilen dik iki eş parçaya ayırır. Yani simetri eksenidir. Hem açıyı iki eş parçaya hem de kenarı iki eş parçaya ayırır. Bu eşkenar üçgende de böyledir. E, düzgün beşgende de böyledir. Özellikle düzgün beşgende biz bunu çok kullanıyoruz. Aynı zamanda bu simetri eksenidir aynı zamanda yedigende dokuzgende de bunu bu şekilde kullanıyoruz haberiniz olsun. Hatta burada da şu simetri eksenlerini çizecek olursak karşı kenara dikmeleri çizecek olursak simetri eksenlerin kesim noktası olan yer işte tam olarak burası çokgenin merkezi oluyor. Buradan şöyle üçgenler oluşuyor ya şu üçgenler mesela şu üçgen sonra şurada da üçgen oluşturabilirim böyle şuradaki üçgen. Ama köşelere doğru oluşan üçgen yalnız bak. Merkezden köşelere doğru oluşan üçgenlerin hepsi eş üçgendir. Mesela buradaki üçgen. Burada üçgen yok. Biz kendimiz oluşturabiliriz. Şöyle. E, şu üçgen ve şu üçgen. Bunların hepsi aynı üçgen yapıyor. Hatta burada kaçı? 5 parçaya ayrılıyor. 5 tane üçgen var ya. E, 360 bölü 5'ten. Yani dış açıya da eşit olur diyebiliriz arkadaşlar. Bazı döndürme sorularında karşımıza geliyor bu. Evet düzgün çokgenin alanı. Valla arkadaşlar bir içte çemberin yarıçapı verilmişse bir de çevre çemberin yarıçapı verilmişse iki tane şey var. E, işte çemberin yarı çapı verilmişse zaten kendin de çıkartabilirsin bunu. Şunlar şöyle şöyle çizecek olursak. Bu merkez ya. Bunlardan kaç tane var? Aynı. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. En kenarlıysa en tane. Kenar sayısına ben buraya kenar uzunluğuna A diyecek olursam. Bir üçgenin alanı nedir? Hocam A çarpı R bölü 2'dir. E bundan da en tane yok mu burada? Var. Nar bölü 2 şeklinde oluyor. İşte çemberin yarı çapı verilirse. Çevrel çemberin yarı çapı verilirse de bu üçgenden yine en tane var. E, R belli. R belli. Aradaki açı da belli. R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2'den bu üçgenin alanını bulursunuz. Bir de ile çarparsınız. Hatta N R kare sinüs alfa bölü 2 yapıyor. Ama sakın ama sakın bunu bu şekilde ezberleme. Kendin bu şekilde yorum yap. Hatta ben bunu böyle görünce alfayı görünce sinüs alfaya dalmam ki. Şuradan bir dik çizerim. 90'ın karşısı R ise alfanın karşısı bilmem ne deyip burayı bulurum. R çarpı yükseklik bölü 2'den üçgenin alanı bulduktan sonra ne yaparım? N ile çarpalım sonuca ulaşırım. Sen de bu şekilde yapmanı tavsiye ederim. Işte çemberin yarıçap verildiğinde de yine bu şekilde ispat yöntemiyle çevre çemberin yarıçap verildiğinde de yine ispat yöntemiyle bu şekilde sonuca ulaşacağına inanıyorum. İnşallah sorusu vardır. Sorusu olduğunda da göreceksiniz zaten. Düzgün beşgen karşımıza çok çıkıyor. Düzgün beşgende arkadaşlar şu simetri ekseni olduğunu zaten söyledik. Simetri ekseni aynı zamanda burası ne oluyor? Açı ortay bununla ilgili soru karşımıza çıkabilir. Bir de e, düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit oluyor. Sebep şu üçgenle şu üçgen aynı üçgen. Hangi üçgeni yaparsanız yapın. 108, 36, 36 yapıyor. Bu üçgen de aynı üçgen oluyor. Eş üçgenlerden dolayı şunlar hepsi birbirine eşit oluyor. Bütün köşegenler neymiş? Köşegenler eşitmiş arkadaşım. Buradaki açılar da 108, 36, 36 oluyor. Hatta burası da 36 oluyor. Burası da 72, 72 şeklinde de açıları da zaten rahat bir şekilde yerleştirirsiniz. Ee, bu simetri eksen çizildiğinde de 108 ya 54 54 diye paylaştıracağımızı da söyleyebiliriz. Bazı açı ortay sorularında da bu simetri eksenini de kullandırıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, ama köşegenlerin de tüm köşegenlerin zaten hepi topu düzgün beşgende kaç tane köşegen var? 5 tane köşegen var. Hani n çarpı n eksi 3 bölü 2'den. Hani 5 çarpı 5 eksi 3 2 bölü 2. O da 5 tane yapıyor. O 5 beş köşegenin 5'i de birbirine eşit oluyor. Düzgün altıgen. Arkadaşlar düzgün altıgende şu önemli. Şunu şöyle çizdiğiniz zaman 30 30 120 üçgen çıkıyor. Şurada 30 30 120 üçgen çıkıyor. Burası da 90 derece oluyor. E burada A A ise A kök oluyor. Burada da 30 60 90 üçgeninden bak burası da 2A oluyor. Bu en uzun köşe geldi. simetri ekseniydi ya. Bak dikkat et bir kenarın iki kat oluyor. Bu bir tanesi önemli. Sonra e, sonra başka ne diyebiliriz? Alandan bahsedecek olursak düzgün altıgende. Düzgün altıgende şöyle alandan da ekstradan bahsedeyim istersen. 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor ya. Hani şöyle öyle, simetri ekseni, simetri ekseni, simetri ekseni çizince. 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için 6 tane a kök 3 bölü 4 diyebiliriz tüm alana. Başka alanla ilgili ben şunu çok seviyorum. Bu gerçekten ama gerçekten alan dağıtma sorularında çok kullanıyoruz bunu. E, buradaki alan esken burası 2S. Es. E, bu da simetri ekseni ya burası da 3S oluyor. Hatta burası da S'e 2S şeklinde paylaşıyor. Sen şunu bil. Şuradaki alan esken. Buradaki alan 2S olması gerçekten alan dağıtma sorularında çok önemli bir yere sahip. Normalde bununla ilgili alan sorularını çok uzun yolla yaparken bu şekilde alan dağıtma tekniğiyle çok çok daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Hatta buradan dolayı şunu da çıkartabiliyoruz. Dikkat ederken edersen burası esken tüm alan ne oldu? 6S oldu. E hocam bu alan S ise. E o zaman bu alan da S'tir aynı üçgen. E o zaman bu alan da S'tir. Tüm alan 6S'ti ya burası da ne oluyor? 3S çıkıyor. Sen zaten şunu bilsen şunun da yorumunu yapabilirsin. Ama düzgün altıgende şunu söyleyebilirim. Karşılıklı kenarlar paralel olduğu için karşımıza benzerlik çıkabilir. Sonra 30 60 90 üçgenleri zaten çıktığı için özel üçgenlerle işlem yapabiliyoruz. Dik üçgenle ilgili işlem yapabiliyoruz. Ee, kelebek benzerliği falan filan yapabiliyoruz. Yani her konu üçgenle ilgili her konu burada karşımıza çıkabilir. Bu söylediğimi de sakın ama sakın unutma. Zaten biraz sonra sorularda da bunu göreceğiz. Evet düzgün altgende işte tamam S, 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 3S verilmiş zaten burada. E, ee, alan da verilmiş. Boşu boşuna çizmişim oraya. Keşke şuraya baksaydım. Ee, alan neye eşit? Alt tane A kare kök 3 bölü 4'e eşit aynı zamanda arkadaşlar. Bunu anlattık zaten. Düzgün sekizgen. Valla arkadaşlar düzgün sekizgeni ekstradan anlatmaya gerek yok. Şuradaki bilgileri ekstradan bence bilmenize gerek yok. Ama ben şunu söyleyebilirim ekstradan. Bütün çokgenlerde şu geçerli. Şöyle üç kenarı ayıran köşegen çizdiğin zaman şu kenarla şu kenar birbirine eşit oluyor. Para, e, bu kenarla bu kenar birbirine paralel oluyor. Sebep şurası iki kenarı görüyor ya, şu açı iki kenarı görüyor ya, iki alfa e, dış açı da iki alfa. Bak Z kuralı sağlandı. Şu paralelliği bize kullandırabilirler. Bunu unutma. Bu bütün düzgün çokgenlerde geçerli. Sadece sekizgende de geçerli değil. Dikkat et. Dış açısı 45. Bak burası da 45 derece geliyor. Gördün mü? E buradaki değerleri zaten sen kendinde. E, dik çizerek de bulabilirsin. E sekizgende de böyle üçgenden 8 tane olacak ya 368'e böldüğün zaman 45 derece oluyor burası. E, burayı da bulabilirsin. E, buradaki üçgeni de zaten rahat bir şekilde yapabilirsin. Mesela dış açısınıydı bunun? 45. İki kenarı gören açı da 45'tir. Bak iki kenarı görüyor 45. Hatta burası da iki kenarı görüyor 45. Gördün mü? A, 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 A kök 2. Bu yorumları sen zaten öğrendiğin için artık bunları yapabilirsin. Düzgün sekizgende bunları da ekstradan bilmene de gerek yok. Tamam. O yüzden buradaki nokta noktalı yere bir şey yazmıyorum. Azıcık burayı çalıştıracaksın. Önceki bilgilerini de kullanaraktan. Tamam mı kardeşim? Bunu da sakın unutma. Bak bu da ilk defa belki de ilk defa söylediğim bir şey bu. E, normal konu anlatımında da söylememiştim. Şöyle 3 kenara ayıran köşegen çizildiğinde şu karşısındaki kenarla bu kesinlikle ama kesinlikle paralel. 10 gende de 20 gende de 30 gende de hepsinde de geçerli arkadaşım bu. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet gençler. Böylelikle Tekrarı hallettik. Şimdi sırada ne var? Hadi bakalım örnekler. O zaman örneklerin çözümlerine başlayalım. İç açıları toplamı 1620 olan konveks çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. Ne yapacağız? İç açıları ölçüleri formülü. Neydi hocam? Ya hemen çiz bir dörtgen. Kendim bul. Üçgen sayısı kadar 180 ya. Dörtgende de iki tane üçgen var. Kenar sayısının iki eksiği. Yani n eksi 2 çarpı 180 eşittir 1620 olacak. E buradan şu 180'di. Şunlar sadeleşsin. 9 kere 8, 72. Evet 9 yapıyor o zaman. N-2'de eşittir 9'sa N'i de böylelikle kaç buluruz? 11 buluruz. Kenar sayısı isteniliyor bizden. Cevap böylelikle denizli çıktı. Geldik 2'ye. İç açıların toplamı, dış açıların ölçüleri toplamının 9 bölü 2 katı olan Evet iç açıların ölçüleri toplamı Şimdi bulduk zaten. N-2 çarpı 180'di. Dış açıları ölçüleri toplamı da 360'tı Dış açıları ölçüleri toplamının 9 bölü 2 katı olan Dış bükiye birçok çokgenin köşegen sayısı isteniyor bizden. Evet kurduk bunu. Şunun da şu sadeleşse 180. 180'ler de gitse n-2 9 sa n'i buradan ne buluruz? 11 buluruz. E bizden köşegen sayısı isteniyor. Köşegen sayısı da n çarpı n-3 bölü 2'ye eşitti. n dediğimiz 11. 11 çarpı 8 bölü 2'den cevap ne çıkacaktır? 44 çıkacaktır. Örnek 2. Edremit. Geldik örnek 3'e. Ya hocam iç açıları. Ya boş ver iç açıyı ya. Burada iki tane de dış açı var. Ben dış açılardan giderim kardeşim. Burası 100 mü? 100. Burası 180'e tamamlayanı 80. Burası 60. Dış açılar toplamı 360. Oradan giderim. Yani alfa 40, 100 80 ve 60. 80 ve 60'ın toplamı 360 diyeceğiz. Şu ikisi 100 yaptı. 200, 280. Alfa da buradan 360-280'den ne eşit oluyor? 80'e eşit oluyor. Bak daha hızlı hareket edebiliyorsun. Örnek 3 denizli oldu. Geldik örnek 4'e. Evet düzgün çokgenler bu şekilde böyle kullanılabiliyor. Ee, düzgün altıgen düzgün çokgenin kenar sayısı. Buradaki düzgün çokgenin kenar sayısı. Neye ulaşmam lazım? Dış açıya ulaşmam lazım. Veya şurada dikkat edersen. Üçünün de kestiği yer. Üçünün de kestiği yere dikkat edelim. Ve o zaman buradaki düzgün çokgenin dış açısı. Ya buradaki açıyı bulacaksın. Şöyle şuradaki açıyı. Ya da buradaki açıyı bulacaksın. İstediğin yerdeki yere git. Hadi şuraya doğru gidelim mesela. E hocam bu öncelikle altıgen 360 bölü alttan kaç yapar? 60 yapar. Dış açısı 60. iç açısı kaç yaptı? 120. Hocam şurası 120. E, burası 120 ise bu 180'e tamamlayan açısı 60 derece. O zaman şuradaki açıya ne kaldı? 30. Bu 30 da şuradaki çokgenin dış açısı değil mi? Evet. E o zaman buradaki çokgenin dış açısıysa 360 bölü 30 da bize kenar sayısını verir. 360 bölü dış açı. O da kaç yapıyor? 12 yapıyor. Evet cevabımız böylelikle 12 oldu diyeceğim ama köşegen sayısı isteniyor bizden. Köşegen sayısı da n çarpı n eksi 3 bölü 2'ye eşitti. O da 12 çarpı 9 bölü 2. O da kaç yaptı? Hop hop 6 kere 9 54 yaptı. Cevabımız böylelikle 54 oldu. Kaçıncı soru? Dördüncü soru. Geldik 5'e. Bir kenarı gören 12. Tamam. Çok yeni kenar sayısı. Kardeşim ne dedik? Bir kenarı gören 12 ise alfaysa. İki kenarı gören 2 alfa, 3 kenarı gören 3 alfa demiştik. Hatta dış açıda iki kenarı gören açı eşit değil miydi? Evet. Kısaca op şurası iki kenarı gören açıdır. Yani 24'tür. E 360 bölü dış açıda bana kenar sayısını verir. O da kaç çıkıyor? 15 çıkıyor direkt. Evet cevabı C an bulduk. Kaçıncı soru? 5. soruda. Geldik 6'ya. Evet düzgün çokgenler iç içe böyle kullanıldığında bak düzgün beşgen verilmiş ve kare verilmiş. Bir kere düzgün çokgenler iç içe kullanıldığında böyle eşitleri yaz. Hocam karenin eşitlerini yazdım. E, kare düzgün beşgende bir kenarı bu. Burada da çift çizgileri yazayım. Ne çıkıyor? Ekstradan böyle bir x kenarlık karşımıza çıkabilir ki çıktı. E düzgün beşgenin iç açısı. 360 bölü 5 kaç yapıyor? 72. E burası 72 ise iç açısı 108. Kareden dolayı burası da 90. E iç açısı 108'di. O zaman buraya kaç kaldı? 18 kaldı. E buradaki alfayı bulacağım. Burası da alfa ya. İkisi çıktığından dolayı. 2 alfa artı 18 ile eşittir. 180 olduğundan. 2 alfa eşittir. 150, 162 yapacağından. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 81 derece olarak buluruz. Yani örnek 6 edremit oldu. Geldik örnek 7'ye. Düzgün beşgen alfa kaç derecedir diye soruluyor. Bir de eşkenar üçgen var. Dikkat. Eşkenar üçgenin eşitliğini koyayım. Neresi? F, D, C. Şurası şu, şu. Bir de şurası eşit. Düzgün beşgenin de eşitliğini yazayım. Bu eşitleri yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Bak gördün mü ikizkenar kenar çıktı. Düzgün beşgen. Her soruda ilk defa çözüyormuşuz gibi. 365'e bölsek 72. Dış açısı 72 ise iç açısı kaç yaptı? 108 yaptı. Tamam aklında bulunsun. Eşkenar üçgenden dolayı da burası da 60 60 60 değil mi? Evet. E sonra hocam şuraya ne kaldı? Bu açının tamamı 108 olduğundan buraya 48 kaldı. Bak ikizkenar. Tepe açısı belli. Taban açısını bulacağım ama Taban açısında tamamı değil. Şurayı da bulmam lazım. E burası 108 değil mi? İkiz kenardan dolayı. 180'den 108 çıkart. 72 2'ye böl. 36 36 yapar. Buradaki açılar 36 36. E şimdi 48'e bakalım. 180'den 48 çıkarsan şu ikizkenar üçgene bakıyorum. 180'den 48 çıkarsan 132 2'ye bölsen 66 66 yapar. Alfa artı 36 eşittir 66 ise alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Evet örnek 7'yi Balıkesir bulduk. Geldik örnek 8'e. Yine bak kare ile altıgen içe verilmiş. Öncelikle şu eşitleri şöyle bir yazalım. Her yerde yazalım. Kareden dolayı burası da eşit. Bak gördün mü ne çıktı? İkiz kenar çıktı. Hadi ikiz kenarlığı kullanalım burada. Ne var burada? Alfa var. Bir de bu arada burada altıgenin dış açısını bulalım. 360 böyle 6'dan burası kaç yapıyor? 60 yapıyor. Dış açısı iç açısı kaç yapacaktır? 120. Sonra şurası 120. Hocam kareden dolayı burası da 90. E 120 90 daha 210. 360'a tamamlayan açısı 150 derece oldu. Alfa iken burası da alfa. E zaten 150 artı 2 alfa oradaki üçgende 180 yapacak. Ya da 180'den 150 çıkartıp 2'ye böleceğiz. 2 alfa böylelikle 30 çıkar ve alfayı da böylelikle 15 olarak buluruz. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 15 çıktı. Örnek 8'de cevap akçay oldu. Geldik örnek 9'a. Düzgün altıgen verilmiş. Burada oranlamalar verilmiş. K ve 3K var. Hmm, bak alanlar. Bak normalde burası K iken Kenan Bey uzunluğu Ali Kara K iken Kenan Bey uzunluğu 3K verilmiş. Eyvallah. Şimdi buraya 4K buraya 4K diyoruz. Tüm altıgenin alanını bulmaya çalışıyoruz falan filan. Şurayı da böyle sinüs alan formülünden bulmaya çalışıyoruz. Gerek yok. Oranlama varsa alanda. Hocam K'ya 3K var burada. Hadi orada alan dağıtalım. Hop şöyle hop şöyle. Nasıl alanda alan da K'da K'de kalan A ise 3K'de kalan 3A'dır. E hocam şöyle bir şey vardı altıgende. Hani şuradaki alanla şuradaki alanda 1'e 2 oran vardı. E o zaman burası 4A ise toplamda burası ne olmak zorunda? 2A olmak zorunda. E sonra hani 1 2 3 bu simetri ekseni bu yarısıysa toplamda kaç A burası? 3 4 6A. 6A yarısıysa diğeri de yine 6A'dır yarısı. E S1 2 isteniyor. S1 dediğimiz şuraya. Yani 3A bölü S2 dediğimizde neresi? 9A. Yani cevabımız da böylelikle 1 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Örnek 9 Akçay oldu. Geldik örnek 10'a. Evet kelebeği fark etmişsinizdir. Ne dedik altıgende? Zaten bize kelebeği falan kullandırırlar diye söylemiştik arkadaşım. Şimdi şuradaki oranlamalara bakalım. A, A. Burası nedir? 2A. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Bak 1'e 2 oran var. 2 ise o zaman burası 4 mi oldu? Evet. Altıgenin çevresi isteniliyor. Şu benim dikkatimi çeker her zaman en uzun köşegen. simetri eksendir. Bir kenarın iki katıdır. Burası 6 ya. Bir kenar 3 olacak. Çevre kaç olacak? Çevreden 3'ten 6'dan olduğu için 6 kere 3'ten 18 çıkar. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı yani 10. soru ne çıktı? Balıkesir çıktı. Geldik 11. soruya. Bak kenarla bir yerde eşitlik verilmiş. E hocam bu kenarın eşitlerini şöyle gösterirsek. Bak ne çıktı burada? İkiz kenarı çıktı. E bu en uzun köşegen bu 60-60 diye ayırır. 120 ya artık 6 yeni biliyoruz öğrendik. 120-60-60 diye ayırdı. Hocam burası da 120 oldu. Doğrusal çünkü. Doğrusallığından bahsetmiş mi? D eleman AK demiş. Evet doğrusal. 120 oldu. Ve burada 30 30 123 üçgeni çıktı. Yani 5 kök 3 ise o zaman bunlar 5-5 olur. E bir kenarı 5 bulduk. En uzun köşegen isteniyor. En uzun köşegen de nedir? Bir kenarın iki katıdır. Yani 10'dur. Dolayısıyla 11. soru Cihan oldu. Geldik 12'ye. Evet yukarıda 6 adet eşkenar üçgenden oluşan düzgün bir altıgen verilmiştir. Şu şekilde alt düzgün bir altıgenin üçgenleri şekil 2'deki gibi dışa doğru açılıyor. Evet şunu şöyle açmışım. Bunu böyle açmışım. Bunu böyle açmışım. Bunu böyle açmışım. Şu şekil oluşmuş. Son durumda altıgenin çevre uzunluğu 24 birim arttığına göre. Hmm. Önceden bu 6a değil mi çevresi? Evet. Ben şimdi şu eşken üçgen ya AA ya yukarı doğru attım. Burası da AA yapıyor. Yani şurası da AA, da, AA, da, AA, da AA, burası 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 da AA oldu. Çevreye bak bakayım. Hocam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A oldu. Bunun çevresi 6 A iken bunun çevresi 12 A oldu. Artış ne? 12 A'dan 6 A'yı çıkartırsak 6 A değil mi? Evet çevre uzunluğu 24 birim artmış. E buradan buraya 6 A arttı. 6 alsan 24 diyor. O zaman A'yı kaç bulduk? 4 bulduk. Düzgün altıgenin alanı kaç birim karedir diye söyleniyor. Başlangıçtaki düzgün altıgenin alanı. A'yı 4 bulduk ya. Alanda 6 tane A kare kök 3 bölü 4'tür. Şunlar sadeleşti. Cevap da 24 kök 3 yaptı. Yani 2'yi düzgün yazarsam şöyle eğer cevabı da işaretleriz. Arkadaş 12. soru Cihan oldu. Geldik 13'e. Kaleme ne paraya kenarı biçimli? kağıdın üzerine birbirine eş düzgün altıgen şekildeki gibi yapıştırıldıktan sonra açıkta kalan bölgelerden ikisi sarıya altıgenler yerleştirilmiş ikisi sarıya ve diğeri de kırmızı pembe renge boyanmış. Pembe renkli bölgelerden birinin çevresi 32 olduğuna göre sarı renkli bölgelerden birinin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi altıgen ya 120 olduğunu biliyoruz. 120'leri şöyle bir yazsak 120. Burası 60 mı? Evet. Bak burası da 120 burası da 120. Burası kaç oldu? Burası da 120 oldu. 360'a tamamlayalım. Hocam aynı mantıktan burası da 120 burası da 60. Bak sarı bölge bir tane düzgün altıgenin yarısı oldu. Hani dikkat et düzgün altıgen şöyle ya. Şunu şöyle çizsen 60-60 yapıyor zaten. Aynı düzgün altıgenin yarısı oluyor bak burada fark ettiysen. Tamam şunu bulduk. Sarı bölge aynı sarı bölge burada da var aynısı. Şimdi bizden pembe renkli bölgeye yoğunlaşmamız isteniyor. Arkadaşlar ne yapalım? Şimdi şu karşılıklı kenarlar paralel değil mi? Uzatalım şöyle. Burası 120. Dış açısı kaç yaptı? 60. E burası da 120. Dış açısı 60 yaptı. E sonra burada ne yapabiliriz? Burada karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. E şunu da uzatayım o zaman. Şu kenarla şu kenar paralel olduğundan. Bu 120 olduğundan burası da 60. Bu 120 olduğundan burası da 60. Burası da 60, burası da 60 oldu. Eşkenar üçgenler falan filan çıktı. Şuraya bir A diyecek olursam. Burası da A burası da A oldu. Hatta şunlar birbirine paralel. Çünkü bak şununla şu birbirine paraleldi devamı bununla bu paralel. E, şununla da şu paralel hatta bu da paralel. Şurada bir paraya kenar çıktı karşıma. E, burası A iken burası A mı? Evet. Şurası da A burası da A. Eş burası da A burası da A. Dikkat et 2A iken burası da 2A oldu. Şimdi pembe renkli bölgelerden birinin çevresi hesaplayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7A 7 mi? Bir daha bir daha hesaplayalım. Şurası ha pembe renkli bak dikkat. Şuradan başlasam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 A'yı 32 vermiş bize. O zaman A'yı buradan 4 buluruz. Bizden sarı renkli bölgelerden birinin alanı isteniyor. Sarı renkli bölgelerden birinin alanı 6 genin alanının yarısı değil mi? Evet. E o zaman bir tane A'yı biz 4 bulduk. O zaman tüm alan aslında 6 tane A kare 3 bölü 4 6 genin alanı. Ama sarı renkli bölge 6 genin alanının yarısı olduğu için bölü 2 diyeceğiz. Şunlar şunlar gitti. 24 bölü 2'den de 12 geldi. Cevabımız böylelikle 12 kök 3 yaptı. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Evet klasik soruların içinde aldım. Bu sayfayı bu şekilde yaptım. Çünkü denge bozuluyordu. Normalde yeni nesil soruların içerisinde almalıydık. Çokgenler konusunda yeni nesil sorular oldukça fazla. Zaten göreceksiniz. Görüyorsunuz da kitabı açtığınız zaman gençler. Evet örnek 13 Edremit oldu ve gerçekten hoş bir soru. Geldik örnek 14'e. Bir eşkenar üçgen, bir dik üçgen, bir düzgün beşgen ve bir düzgün altıgen şeklindeki dört kağıt aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Evet eşkenar üçgen bu, düzgün beşgen bu ve düzgün altıgende şu kenarı verilmiş şöyle eşitleri şöyle göstereyim. Peki burada ne demiş bana? Kalemi eşkenar üçgeni ile düzgün beşgenin çevrelerinin uzunlukları birbirine eşit. Hocam üçgen, üç kenarlı, beşgen, beş kenarlı. Bunların ortak yeri 15 değil mi? 15. 15 olması için, bunun 15 olması için buraya ne diyeceğim? Buraya 15 k ise çevresi, her bir kenarı 5 k, 5 k, 5 k olur. E hocam, burası da 15 k olması için 5'e böldüğüm zaman bunlar da 3 k, 3 k, 3 k olur mu? Olur. E 3 k, 5 k, 3, 4, 5 üçgenden burası da 4 k mı çıktı? Evet. Bizden ne isteniliyor? ABCDSL kağıdı, yani altıgenin alanı MSL kağıdının alanının kaç katıdır diye soruluyor. Altıgenin alanı, 6 tane a kare kök 3 bölü 4 değil mi? Evet. Bölü üçgenin alanı 3K çarpı 4K bölü 2. 3K çarpı 4K bölü 2. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri sonra yaparız. Dur bakalım. Şu 6 çarpısı çarpım var. 4'ün karesinden dolayı 16 geldi. K kare de var. Kök 3 bölü 4. Bölü şu 3 kere 4 12 bölü 2'den 6. Bir de k kare geldi buradan. K kareler gitti. 6'lar gitti. 4 ile 16 sadeleşince de 4 kaldı. Cevap ne yaptı o zaman? 4 kök 3 yaptı. O zaman kaçıncı soru? 14. soru. Gerçekten bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Hoş bir soru. Tam da böyle TYT'de çıkmalık bir soru. Cevap denizli oldu. Gerçekten güzel sorularla uğraşıyoruz. Evet. ABCD düzgün beşgen verilmiş. Buna göre alanlar oranı nedir diye soruluyor. Dikkat et. Düzgün beşgen. Bu da simetri ekseni. Bu da simetri ekseni. Simetri eksenlerin kesim noktası burası. Her şeyin merkezidir. Ağırlık merkezidir. Ne yapacağız? köşelere böyle üçgenler oluşturduğun zaman bunların hepsi aynı üçgen oluyor. Bu arada şu simetri ekseni iki parçaya bu da simetri ekseni iki parçaya böler. E burası alanı A ise burada kalan da A'dır. Bir üçgenin alanı 2A yaptı ya. Burası da 2A, burası da 2A, burası da 2A, burası da 2A. Yani bunlar da AA yapar. Şimdi alanlar oranı isteniyor. EKD 2A bölü AFK. A isteniyor bizden. Cevap böylelikle 2 çıkar. Dolayısıyla örnek 15'i C-Han bulduk. Ve gençler bu kısma kadar hallettik. Yani ilk kısmı hallettik. Tekrarımızı çok güzel bir şekilde yaptık. Soruları da çözdük. Güzel bir hatırlama oldu. Şimdi yeni nesil soruların çözümlerine başlayacağız. O da 7. gün 2. videoda olacak. Bir sonraki videoda ama çok güzel sorular çözdük zaten. Çok güzel sorular bizi bekliyor bir arkadaşlar. Biraz bundan sonraki video çok uzun olacak gibi ama yani idare edin. Çünkü her tarz soruyu size burada göstermek istedik arkadaşlar. ÖSYM böyle düzgün çokgenlerde de çok karşımıza geliyor. Böyle güzel sorularla karşımıza geliyor. Neyse 7. gün ikinci videoda yani çokgenlerin yeni nesil sorularında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.